Merhabalar. Bugün üniversitemizde tertip edilen iletişim sempozyumunda dünyanın en önemli ücretsiz erişim açık Han Akademi'de yer alan İslam tarihi temelinde oradaki bilginlerin ele alınış biçimini ya da İslam bilim tarihini ele alınış biçimini inceleyeceğiz. Beraber konuşacağız bu konuyu. Elbette ki her şeyden önce şunu söylemek lazım. İslam tabii ki büyük bir inkişaf yaşadı Orta Çağ'da. Hatta bu nedenle pek çok tarihçi Orta Çağ'ın karanlık çağı olduğu iddiasına Avrupa temelli bir bakış açısı deyip sakat bir bakış açısı olarak nitelendirmektedir. Orta Çağ'ı işte İslam temelli ya da Ön Asya, Orta Asya temelli baktığımızda, Orta Doğu temelli baktığımızda, Anadolu temelli baktığımızda hiç de öyle karanlık bir çağın olmadığı, hatta Golden Age denilen altın çağın yaşandığı iddia ediliyor. Peki, bütün bunların bir temeli olması gerekiyor. Her şeyden önce anlayış meselesini burada gündem getirmek gerekiyor. Değer meselesini, tutum meselesini gündem getirmek gerekiyor. Tutum, herhangi bir olay karşısında geliştirdiğimiz tepkidir aslında. Ama tutumlar aslında değerlere bağlıdır. Değerler ise kafamızdaki oluşmuş şeylerdir. Bu değerleri ise pek çok şey besler. İşte inancımız, medya, okuduklarımız, ettiklerimiz, anneden, atadan, babadan duyduklarımız şeklinde bunları sıralayabiliriz. Öyleyse İslamiyet'in bilime karşı olumlu bir değeri olması gerekiyor ki bu bilimsel gelişmelere karşı ne yapmış olsun? Olumlu bir tutum geliştirmiş olsun. Nedir bu? Her şeyden önce İslamiyet'in ilk doğduğu tarihlere bakalım. Nedir o? Bir defa İslamiyet'in ilk doğduğu tarihlerde iki büyük bir medeniyet var kuzey tarafta. Birincisi Sasani İmparatorluğu, diğeri ise Doğu Roma İmparatorluğu ki o da İmparatorluk, yani Bizans İmparatorluğu diyelim. Bunlar iki güçlü medeniyet. Aynı zamanda biraz daha kuzeye çıktığımızda işte Mezopotamya, Anadolu, işte Batı Anadolu, işte Büyük Menderes Havzası, Küçük Menderes Havzası, Gedi Havzası buraların önemli medeniyetler merkezi olduğunu görüyoruz. Yine biraz daha güneye indiğimizde ise işte Akdeniz'de nedir? Nil Vadisi önemli bir medeniyet merkezi. Öbür yandan da işte oradan Ege Denizi'ne atladığımızda burada da bir Yunan medeniyeti karşımıza çıkıyor. Bütün bunlar daha sonra tabii ki İslam medeniyeti yüzleşeceği değerler oluyor. Her şeyden önce bir de çok uzaklarda, adı üstünde uzak doğuda yer alan bir Çin medeniyeti var. Ve Arapların pek çoğu aslında cahiliye döneminde yaşıyorlar ama bazıları da aslında bu olup bitenin farkındalar. Çünkü Araplar ticaretle uğraşıyorlar ve genellikle kuzeye, Şam'a ve daha da ileriye Anadolu işlerine kadar gidiyorlar. Dolayısıyla Arapların bazıları bu aslında beden inkişafının farkındalar. Ancak ortada bir sistem var. Putperestlik üzerine bina kılınmış bir ekonomik sistem var. Ve orada binlerce hacı adayı gelip Kureyş kabilesi ve diğer kabilelerin beslenmesini ve zenginleşmesine sebep oluyor. Böyle bir gerçeklik de var. Dolayısıyla bu sistemi değiştirmek oldukça güç olacak. Ancak Arabistan'ın etrafında yer alan medeniyet kuşaklarının kim Arapların farkında olduğunu söyleyebiliriz. Bakın İslamiyet'in doğduğu sıralarda Çin'de Song Hanedanlığı vardır. Tabii ki Song Hanedanlığı'ndan da çok daha önce ilk çağlarda savaşan hanedanlıklar dönemi Çin'de yaşanmaktadır. Bu savaşan hanedanlıklar döneminde bir kaos, bir karmaşa, bir anarşi söz konusudur. Ama buranın bir bereketli bir yönü vardır. Düşünce okulları ilk kez ortaya çıkmıştır. İşte Konfüçyüzm, ondan sonra Budizm, ondan sonra işte Taoizm gibi pek çok düşünce akımı ortaya çıkmıştır bu dönemde. Evet, bu Song eyaletine geldiğimizde İslamiyet'in yayıldığı dönemlerde ki bu 1200'lere kadar da sürmüştür bu Song eyalet, Song hanedanlığı Çin'de. Bunlar kıldığı pusulayı, barutu etkin şekilde kullandılar. Aynı zamanda Çin içinde bazı kanalları yaparak pusulamaya giriştirdiler. En önemlisi de pirinci ıslah ederek daha büyük ürün elde ettiler ve bu büyük yani daha büyük hasılat elde ettiler. Bunun sonucunda gıda sorunu çözülünce Çin'de
ciddi miktarda nüfus arttı ve medeniyet inkişafa geçti. Peki Hazreti Peygamber o esnada aslında şunları söylüyordu. İlim Çin'de de olsa gidip alınız. Bugün pek çok Müslümanın bu hadis-i şerifi yüzeysel anladığı ya da farklı anladığı anlaşılıyor. Sanki ilim için her zorluğa katlanmak gerekiyor, uzun yolda olsa gitmek gerekiyor gibi bir anlamı çıkıyor. Elbette ki böyle bir anlam çıkarılabilir ancak bu sözü söylendiği dönemde aslında ilmin merkezinin Çin olduğu söylenebilir. Dolayısıyla ilmin bir evrensel bir vasıta olduğu, herkes açık bir alan olduğu söylenebilir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bunu kastediyor. Yani onların inançları, onların görüşleri sizi pek ilgilendirmeyebilir. Ama onların ilminden, irfanından işte istifade etmeniz gerekiyor. Sözü bu anlamda geliyor. Öbür yandan da biliyorsunuz ki Song hanedanlığı döneminde Neo-Konfüçyüzm dediğimiz yani yeni Konfüçyüzm akımı ortaya çıktı ama ondan önce şunu söylemek lazım. Hazreti Peygamber Çin'in medeniyet merkezi ya da Araplar Çin'in medeniyet merkezi olduğunu nereden biliyorlar? Bunu hemen haritadan bir şekilde gösterebiliriz. Evet, burada dünya haritasından gösterebiliriz. Hep beraber o şekilde belki bir anlam kazanabilir. Şöyle anlatmak lazım. Biliyorsunuz ki Çin'den takip edip gelen iki tane ticaret yolu var. Birisi İpek yolu, Silk Road dediğimiz, bu Asya işlerinden geliyor. Diğeri ise nereden geliyor? Evet, işte Çin'den, Çin kıyılarından, Japonya kıyılarına çıkıp nereye? Oradan işte Çin Hindi Yarımadası güneyinden, Bengal Körfezi'nden, Bengal Körfezi önünden, Hindistan'ın güneyinden ve arkasından da işte Seylan adasının güneyinden ya da kuzeyinden işte şurada söyleyebiliriz, şöyle anlatabiliriz, görüyorsunuz. İşte çok küçük bir harita ama işte Çin Hindi'den, Hindistan'dan ve Basra Körfezi'nden veyahut da biliyorsunuz ki Arabistan Yarımadası'nın Mekke ve Medine Hicaz bölümünde yer alıyor. Yani Kızıldeniz tarafındalar. Dolayısıyla Batı aslında Arabistan'da yer alıyorlar. Dolayısıyla burada da Babül Mendeb Boğazı'nda Kızıldeniz'den işte oradan da Sinay takip eden bir ticaret, deniz ticareti yolundan bahsetmek gerekiyor. Baharat ticareti. Hatta Araplar bu anlamda da bu ticarete ortak olmuşlardı ve aslında baharat yolundaki malların sevkiyatını da üstlenmişlerdi devirlerle bir şekilde. Dolayısıyla Çin'den de haberleri vardı. Anadolu'dan da, Mezopotamya'dan da haberleri vardı ki öyle olacak. Bu besinleri bile yansımıştır. Bir Akdeniz ürünü olan zeytin ve incir Kur'an-ı Kerim'de üzerine yemin edilmiştir. Çünkü Araplar bunu biliyorlar ve oradan da bunu bir miktarda getiriyorlar ve ama çok pahalı. Bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'de وَالتِّينِ وَالزَّيْتِينَ وَدُورُسِينِ وَهَذَا الْبَلَدَمِ لَكَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَحْسَنَ تَقْوِيمٍ gibi estağfirullah ayetlerde vardır. Dolayısıyla bunu bu çerçeve düşündüğümüz zaman Hazreti Peygamber'in Çin'in bir medeniyet merkezi olduğunu, farkında olduğunu bir kez daha söylemiş olalım. Peki ancak bu yüzleşme aslında tabii ki Hazreti Peygamber ilk başta cahiliyeyle, şununla bununla mücadele etti. Bu yüzleşme aslında daha sonra gerçekleşecektir. Yani yüzleşme olmadan bir ilerleme olmayacaktır. Aslında Hazreti Peygamber bunun nüvesini atmıştır, bunun tohumunu atmıştır, bunun işte ilhamını Müslümanlara vermiştir. Ama bunun gerçekleşmesi çok çok daha sonra olacaktır. Yani İslamiyet Arabistan Yarımadası'na çıkıp Mısır'a, oradan eski medeniyet merkezi Mısır'a, Mısır'daki bu hakiki şeyle yüzleşmesi, arkasından da Yunanistan, Yunan medeniyeti yüzleşmesi, arkasından da Doğu Roma medeniyeti yüzleşmesi ve burada ise Mezopotamya, evet bu buradaki medeniyetlerle yüzleşmesi, öbür taraftan Pers ve Medlerin devamı olan Sasani medeniyeti, yani Pers medeniyetle yüzleşmesi ve biraz daha ötede Maveren Nehir'de, yani Seyhun Cehmi ırmakları arasında, Ön Asya'da ve Orta Asya'da, işte burada bir takım medeniyetlerle yüzleşmesi, en sonunda da Orta Asya'yı kısmen ele geçirdiği noktada Çin medeniyetle yüzleşmesi noktasında İslamiyet bir zirve yaşayacaktır. Ama İslamiyetimle karşı bir ön yargısı yoktur. Niçin? Çünkü Neo-Konfüçyüzm ile Hazreti Peygamber'in söyledikleri İslam söylemi bazı noktalarda paralellik gösteriyor. Çünkü Neo-Konfüçyüzm mistizmden öte
işte Taoizm'de, Budizm'de, şunlar, bunlar bir takım eski görüşlerle, anlayışlarla yeniden harmanlanmış bir görüş. Mistizm'den uzak, bu dünyada bununla keşfedilmiş, keşfedilmeye dönük bir yanın olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bunu bir kez daha ifade etmiş olalım. İslamiyet'te ne diyor? Evet, efele yanzuruna keyfe hulukat ve ilessemâi keyfe rufiat ve iler arzu keyfe sütühat. Yani Allah göğü yükseltti, yeri yaydı, dağları dikti. Bakmazlar mı diyor? Yani dünyanın da hayatında keşfedilmesi gereken bir yönün olduğunu söylüyor. Bu da ilim irfandır. Aslında bu anlamda da Allah'tan hakkıyla korkanlar ancak ve ancak bilgi sahipleridir sözü de aslında bu manada anlam buluyor. Yani İslam aslında hem dünyaya müteallik hem de ahirete müteallik bir din olarak karşımıza çıkıyor. İşte böyle bir yapı İslamiyet'in daha sonra Çin medeniyetiyle ya da diğer medeniyetle yüzleşmesi noktasında oradaki ilmi, irfanı kendilerine mal etmesi ve büyük bir medeniyet halkası olarak karşımıza çıkmasına neden oluyor. Evet, yani bu anlayış Neo-Konfüçyüzm işte Çin'deki neyi ortaya çıkarttı? Hanedanlı dönemde işte Çin'in bir medeniyet merkezi olmasını ortaya çıkarttı. Öbür yandan da İslamiyet'in bu tip görüşleri de işte medeniyetin İslam'a mal edilmesi görüşünü ortaya çıkarttı. Yine burada şöyle bir olay daha var. Bunu da açık net söylemek lazım. Biliyorsunuz ki İslamiyet'te dinde zorlama yoktur. Yani kafir usuna baktığımızda sizin dinin size, benim dinim bana der Kur'an-ı Kerim. İşte hep böyle Allah göğü yükseltti, dengeyi kurdu, aklılarını kullanmazlar mı, görmezler mi, bakmazlar mı gibi ayetler vardır. Burada asıl olan insan kendisinin tecrübeleriyle, araştırmalarıyla yani iman-ı hakikiye, iman-ı sati değil, yüzeysel bir imana değil, hakiki bir imana, gerçek bir imana ulaşmasıdır. Bu anlamda da aslında İslamiyet diğer zımmi dediğimiz İslam dışı milletleri sadece kurucunu üstlenmiştir. Onların dinlerine, imanlara pek karışmamıştır. Dolayısıyla bu derin hoşgörü, Elif okuduk ötürü, almış pazarı götürü, yaratılmış hoşgörü, yaradandan ötürü. Dolayısıyla diğer insanların da İslam medeniyetine katkılarını sağlamıştır. Aynı zamanda tabiri caizse kafir, inansız, Allah'a inanmıyor, ehli kitap değil ya da ehli kitap bu tip dar kalıplar içine sıkışmadan ilmi, irfanı bir tek bir potada eritmeyi başarmıştır. Biliyorsunuz ki işte Abbasi halifelerinden önce Emeviler vardı. Bu Emeviler Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde son vasiyeti olan veda hutbesine muhalif ederek Hazreti Peygamber ne diyordu? Arap'ın Arap olmayana, beyazın beyaz olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Allah'a kulluk iledir. Allah'a itaat iledir diyordu. Öyle buyuruyordu. Ve bu noktada da işte Arap milliyetçiliğinin yapılması Emeviler döneminde biraz İslam'ın hem yayılmasını hem de bilim anlamında biraz ket vurdu. Ama Abbasiler döneminde bu tekrar hatırlandı. Özellikle bu anlamda da ciddi patronaj dediğimiz bilim adamları desteklendi ve bilim adamlarının ne dediği dikkate alındı. Bu da pek çok dil öğretildi, öğrenildi ve Arapçadan, Yunanca'dan, Çince'den pek çok eser çevrildi. Mesela Hindistan'dan Harezmi onluk sistemi getirip İslam dünyasına mal etti. Bu da İslam dünyasında matematiğin, hendesenin ya da mekaniğin hızla gelişmesinin yolu açtı. Bunlar daha sonra Endülüs Emevi devleti aracılığıyla, yani Endülüs aracılığıyla Avrupa'ya da geçti. Ya da Haçlı Seferleri sırasında Avrupa'ya da geçti. Tabii ki burada El-Harezmi'ye de değinmek gerekiyor. Arkadaşlar biliyorsunuz ki medeniyetler inkişafla ilerlediğini söylemiştik. Burada aslında Han Akademi'de El-Harezmi örneği verilmiştir. Burada tabii ki biz ne yapacağız? Yine Mısır'ı hatırlayacağız. Mısır'da arkadaşlar çok basit bir şey söyleyelim. Bir üçgen var.
Bu üçgen ikiz kenar üçgen olsun. İkiz kenar üçgen demek ne demek? İki kenarı birbirine eşit üçgen demek. Evet, gördünüz. Bunları ölçüyorlar. Evet, bu üçgende tepede indirilen bir dikme tabanı iki eşit parçaya bölüyor. Bu bir ölçme. Ama bundan sonra tabii ki bu ölçme esnasında çok mükemmel araçların kullanıldığını, teknolojik araçların da kullanıldığını söylemek doğru değil. Standart bir ölçü kullanıyorsanız, evet, bu ip dahi standart bir ölçüdür. Yani her zaman bu ipi kullanıyorsanız standart bir ölçü haline gelmiştir bu. Dolayısıyla başlangıçta bu ölçülerin kazıkla, iple yapıldığını söylemek lazım. Ve bunlar daha sonra ciddi ciddi yapılan araştırmaların, bir takım matematiksel işlerin temeli olacaktır. Şimdi şurada böyle bir şey söyleyeyim. Bir kez daha ikiz kenar üçgende tepeden indirilen bir dikme tabanı iki eşit parçaya böler diyelim. Oysa ki şöyle bir daire çizdiğimizde ya da çember çizdiğimizde bunun tam orta noktası, yani bir kazık çakılıyor aslında şöyle. Bu kazığa bir ip bağlandığı zaman o ipin bu ucunda tutulduğu ve etrafında dolaşıldığı zaman bir daire elde edilmiş oluyor. Ve o ipin uzunluğu da aslında tutulan noktadan bağlanan noktaya kadar uzunluğu da aslında yarı çap oluyor. Ve bunlar yarı çap görüyorsunuz. Ancak merkezden tam geçen doğrular çaptır. Dolayısıyla şöyle bir şey söylemek lazım. Diyelim ki şu, eğer merkezden geçmiyorsa şöyle bir şeyden geçiyorsa bunlara kiriş deniyor. İki kenar birbirine bağlayan şey demek. Eğer merkezden kirişe indirilen bir dikme ne yapıyor? Arkadaşlar aslında kiriş iki eşit parçaya bölüyor. Burada tabii düzgün bir şekilde çizemedim. Bunu pek aldırmayın. Şurada şöyle, aslında şöyle bir şey çizdiğimizde bu bir yarı çaptır. Şuradan bir şey çizdiğimizde de bu da bir yarıçaptır. Aslında ikisi de aynı ölçüde olduğu için burada bir ikiz kenar üçgen oluşmaktadır. Dolayısıyla bu aslında diyeyim ki kural burada çıkarımsal olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla Harezmi de bütün bunları ele alarak bir takım işler yaptı. Bu birikimleri değerlendirdi. Onluk tabanı getirdi. Ve en önemlisi de Cebir buldu. Cebir demek ne demek? Cebren. Yani şöyle anlatalım size. Cebir aslında dengeleme demektir. Toplamak demektir. Bir araya toplamak, dengelemek demektir. Aslında terazi gibidir. Şöyle bir eşitlik koyduğumuzda, şuraya bir koyduğumuzda, buraya bir koyduğumuzda ne yapılır? Aslında eşitlik bozulmaz. Ya da burayı bu eşit işlemde her iki tarafı da 2 ile çarptığımızda aslında yine eşitlik bozulmaz. Ya da her iki tarafı 3 ile böldüğümüz ya da 5000 ile böldüğümüz aslında yine eşitlik bozulmaz. Ama her iki tarafı da yapmamız lazım. Dolayısıyla biz burada örneğin 2x eşittir 4 dediğimizde ne yapacağız? Bu bir bilinmeyen denklem. Harezmi bunu böyle yapmıştır. 2'ye bölüyoruz her iki tarafı. Bakın 2'ye böldük aslında. Denge bozulmuyor. Burada 2 ile 2 sadeleşir. Orada, evet, burada 4 ile 2 sadeleşir, yani bölünür. Oradan da ne çıkar? X eşittir 2 çıkar. Dolayısıyla X eşittir 2 çıkar. Dolayısıyla burada gördüğünüz gibi Harezmi tek bilinmeyen denklemler, çift bilinmeyen denklemler, üç bilinmeyen denklemler şeklinde Cebir'i meydana getirmiştir. Yani Cebir'in kurucusu El Harezmi'dir. Hatta El Harezmi'nin bugünkü pek çok teknolojik alet, işte cep telefonları var burada, bilgisayarlar aklınıza ne gelirse gelsin, pek çoğu algoritma ile çalışıyor. Belli bir düzen, bir denge ile çalışıyor. Belli bir işlemsel sırayla çalışıyor algoritma. Dolayısıyla aslında Cebir de bunun temelidir. Dolayısıyla bugün algoritmanın kurucusu El Harezmi kabul edilebilir. Khan Akademi'de İslam tarihi ile ilgili çok detaylı bilgi verilmemesine rağmen, bilim tarihi ile ilgili çok net detaylı bilgi verilmemesine rağmen El Harezmi örneğinden yola çıkacak olursak aslında bu şekilde anlatılmıştır. Bu da tarafsız bir dille anlatıldığını bize göstermektedir ama aslında çok daha fazla örneklere ihtiyaç vardır. Bizim açımızdan da oldukça önemlidir bu konu. Çünkü çocuklarımıza ne kadar çok şeyler öğretebilirsek, işte İslam medeniyetinin, Türk medeniyetinin de dünya medeniyetine katkının olduğunu ve bizim de şu anki gençlere ya da başkalarına ilham verecek işler yapılması noktasında bir kapı açacağını bu anlamda düşünebiliriz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.